Değer dostlar, ben edebiyat öğretmeni Mustafa Borgoyay olarak bugün bu güzel canlarımızla birlikteyiz. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız ve diyoruz ki ne mutlu böyle toprağına, inancına, kültürüne, gençliğine, eğitime hizmet edenlere ne mutlu bu uğurda bayrağı eline alıp böyle devrederek yarınlara, aydın yarınlara, koşanlara diyoruz. Size de ben de. Saygıdeğer dostlar, 12 ayın sultanı, biz Ramazan ayı içindeyiz. Bugün bu kutsal günümüzde Sirt Şirvan adı güzel köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin inançlı insanlarımıza burada bir iftar hazırlığı var. Az sonra konuklarımız yavaş yavaş bu dernek lokaline akacak. Tabii ki böyle güzel işleri yapan köy derneklerimizdir. Böyle metropollerde bizi yan yana getiren, her günümüzde bize destek sunan, burada yaşananları, köyümüzde, köyde yaşananları buraya taşıyabilen derneklerimizdir. Ve tabii ki bu dernekleri ayakta tutan böyle sevgili yan başkanım gibi ekibi, üretim kurulu, bu güzel gönül hizmetkarları, insanlarımız gibi. Biz sözü fazla uzatmadan önce sözü başkanımıza bırakalım. Merhaba, başkanım. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi sizi daha önce de tanıyordum. Ben bu güzel günde işte ekibim dediğiniz gibi yavaş yavaş gelecekler. Yönetim adına herkese teşekkür ediyorum. Bizim amacımız insanları bir araya getirmek. Öncelikle bu amacımız budur. Yoksa bu hastalıkta pek böyle şeylere yapmak taraftarı değiliz ama 2 yıldır insanlarda bir soğukluk oldu, kopukluk oldu. Ben bunu amaçlıyorum insanlara böyle bir dualar eşliğinde. Başkanım, sizi bu hizmetinizden dolayı öncelikle gönülden kutluyoruz. Allah razı olsun. Ne mutlu sizlere, köyünüze, inancınıza, kültürünüze böyle hizmet ediyorsunuz. Önce sizi bir tanıyalım. Derneğimiz ne zaman kuruldu? Adım Şefik soy ismi Kulup, 35 yaşındayım, 86 doğumluyum. Üniversite mezunu da 3. sınıfta terkim, kendi işimi kurdum. Sağ olsun 9. ayda, 2021 9. ayında ben dernek başkanlığı olarak göreve seçildim. Köylülerim beni seçtiler, sağ olsunlar. Galiba derneğimiz 2006 yılında 2006'da kuruldu, aynen. Çok eski bir derneğimizde zaten burada eski başkanlarımız, kurucu başkanlarımız da var. Kurucu başkanlarımızdan ayrılanlar da var. Ben de tabii bu dönemdeyim. Kaç sene olmuş 2006'da kuruculardan vesaire. Sağ olsunlar bizi bu göreve verdiler. Biraz dedi gençler bir bakayım ne yapacaklar diye. Bakalım önümüzdeki seçimlerde de bir adayımız düşünüyoruz. Başkanım, sizin burada yaptığınız hizmetler köyünüze ulaşabiliyor mu? Şimdi tabii ki ben neler yapıyoruz? Şimdi şöyle bir şey, eğer ki biz bir dernek, zaten isminden anlaşıldığı gibi köy derneğimiz. Biz burada ayrımcılık yapmaksızın köyümüze kadar hizmet götürüyoruz. Yani yolumuzdan, camimize kadar, orada okuyan gençlere kadar biz hizmet götüreceğiz. Bütün halkımızı kapsayacak. Biliyorsunuz metropol bir kentteyiz. Çoğu insanlarımız dağılmış bir şekildedir. Bunları bir arada tutmak çok önemli bizim için. Çünkü gittikçe zorlaşıyor. Yani burada 1000 haneye ulaştığımızda insanlara ulaşmak epey bir zor olacak. Biz de bunları ilerimizdeki gençlere miras olarak bırakacağız. Yani genç köylerimiz bir anda... Bayrak yarışıdır. Yani bayrak yarışıdır. Dün kurucu başkanlarımdaydı. Yani. Size geldi, siz de yeni gelecek gençlerimize devredeceksiniz. Aynen bu şekilde ekip olarak çalışacağız. Köyümüze hizmet yapacağız, yolumuzu kalkındıracağız, camimizi yapacağız. Buradaki gariban insanlarımıza yardımcı olacağız. Hukuk alanında da bir köylümüzün başını sıkıştığı zaman avukat teşhisi. Yani biz kendimiz de zaten yarı avukat sayılırız biliyorsunuz okulumuz, orada eğitimimizden dolayı. Bu tür destekler, işte kumanya yardımı, iş yardımı, yani böyle aktifte gençlerimizi kötü yollardan bu
şekilde alıp koymaya çalışıyorsunuz değil mi? Nedir? Başkanım, köyümüzün nüfusu ne kadar şimdi? Orada gelişi kaç tane var? İşte bu güzel bir soru. Gerçekten ben kaç dönem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dönemde 1300 ama resmi olarak sayı tam bilmiyoruz. Yani 1300'e yakın. Siz kamil bir insansınız. Bu gençlerimize göre bir görmüş insansınız. Belli bir köyde ben belli bir ayak izin daha var. Size soralım. Köyümüzde şu an yaklaşık kaç tane var? Dünden bugüne kadar göçler var mı? Bir dilimden alalım. Köyümüzde şu an 30'a yakın hanımız var. Yani devamlı köyde kalanlar. Ama tabii ki yaz sezonu aşağı yukarı 40-50 haneye ulaşıyor. Bizim yavaşçı burada toplam... Onu soracağım. İstanbul'da kaç hane böyle bir şehrimiz var mı? Bir adası, tabii ki. İstanbul'da yaklaşık 300-350 işte diye yakın hanımız var. İstanbul'da. Köyde soğan toplu 35'e yakın. 35'e yakın da köyde köylülerimiz var. Yani sürekli devamlı kalıyor. Yani köy hayatı yaşıyorlar. Ama tabii ki yazın aşağı yukarı. Tabii hep Müdür Bey'e gidiyoruz değil mi? Yaz olarak dolayısıyla tabii biz köyde hayatını sürdürenlere sağlık sıhhat diliyoruz. Yaradan uzun ömürler versin. Ne mutlu onlara toplarını bırakmamışlar. Başkanım, sizden metropolde gençlerimiz var, öğrencilerimiz var. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Özellikle bu konuya da çok değiniyorum. Nasıl gençlerimizin, özellikle üniversite okuyan gençlerimizin elinde tutabilecek bir derneği imkanımız var mı? Ve yaratabiliyor muyum? Şu an için emekleme aşamasında. Yani çünkü bizim insanlarımız biliyorsunuz hepimiz bir yokluktan gelmişiz. Ama bunun adımı şu anda atılmış. Önümüzdeki sezonlarda burs imkanı verilecek. Ben özellikle yönetime baskı kurup öğrencileri üniversiteyi teşvik ediyorum. Yani benim her zaman bir felsefem var. Bunlar istediği iş yapsınlar. Hiç önemli değil. Okuyan bir insan her zaman kafa yapısı çok farklı. Ben de o yüzden burstur, yardımdır, bu tür konularda imkan sağlayacağız onlara. Öğrencilerimiz. Yeter ki öğrencilerimiz. Başkanım, köyümüzde bunu yine size soralım çünkü. Köyümüzde genellikle neler üretiliyor, neler geçiyoruz? Bizim neyimiz diyelim ki meşhur? Genelde hayvancılık. Üzümümüz meşhur. Bir de cevizimiz var. Ekin ekiyorduk eskiden ama şimdi maalesef bunu da tabii ki terk ettik şu anda. Asları yüzünden pahalı. Aynen öyle. Onu şu an zaten ekin yok. Ama hayvancılık var. Genellikle köyde falan bunlar da emekli genellikle emekliden. Başkanım, böyle köyler, böyle tarımların kaybolduğu konusunda böyle bir kooperatifleşme gibi, ne bileyim orada üretimi artırmak gibi böyle bir çalışmanız var mı? Gençsiniz bakın. Aynen. Şimdi bizim... Bize önce ekmek lazım. Aynen. Biz genellikle biz de tabii ki gençleri tercih ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey, şimdi bizim orası güney olduğu için biliyorsunuz, malum güneş. Güneydoğu olduğu için malumunuz biraz bir tarıma elverişli bir yer değil. O yüzden genelde orada hayvancılık, işte bir de biraz memurluk diyeyim size, o tür bir şeyler vardır. Ama tabii ki ben tarıma öncülük vermek isterim orada. Ama şu aşamada değil. Yani bir 5 sene, 10 yılı var. Yani biz öncelikle benim ailemden gördüğüm adetlerim var. Ben bu metropol kenti örf adetimi olmak istemiyorum. Gençlerimize de bu şekilde, işte ailemiz bu şekilde de, hedefimiz, hayalimiz bu şekilde de. Öncelikle hedefim, çünkü biliyorsunuz gençleri iyi eğitirseniz o genç zaten size mirastır. Yani o eğitmenin yolu da tabii kendi kültürümüzü, yani, kendi gelenek öleneklerimizi, aidat yapımızı onlara yansıtmak, onlara tanıtmak.
Evet. Şimdi başkanım devam edeceğiz. Şöyle baştan bir adınızı alalım. Ayhan Gerençli, Gedeköy'ü. Bir mesajım var mı köyüne, gelen canlarımıza? Bütün köylerime burada selam söylüyorum. Büyüklerimden, küçüklerimden gözetlerim. Sizleri bir tanıyalım. İsmim Aydın, soyadım Kusa. İlk defa dernek yönetiminde bulunuyorum bu sene. Şefik Başkan'ın ricasıyla. Kendisi de hayırlı olsun şimdiden söyleyeyim size de. Ramazan-ı Şerif İslam aleminde mübarek olmasını diliyorum. İnşallah ileriki dönemlerde de biraz önce bahsettiniz. Çeşitli farklı faaliyetlerimizde de başkanın düşünceleri var. Dernek olarak gençlerimize, tüm insanımıza, köylülerimize her türlü imkanı sağlamak için hep beraber işlerimizde köylülerimize çaba göstereceğiz. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Teşekkür ettik. Babacan. Ben bir adını söyledim. Adını söyle. Ben Nasrettin Yalancı. İşte 2006'dan bu yana yöneticiyi devam ettim. Her dönemde var. Her dönemde yöneticiyi yapmışım. Tabii ki bunu seve seve yapıyoruz. Günlerimiz için yapıyoruz. Çocuklarımız için yapıyoruz. Ben tecrübelisiyim. Evet. Bu gençlerimizde tecrübeler... Dolayı bir yardımcı oluyoruz. Her zaman olarak. Yarısı yerlerde de onun yanında evde oluyoruz. Bundan dolayı bütün İslam aleminin Ramazan bayramımızda Ramazan şerifi kutluyoruz. Allah başımıza da razı olsun. Olduğunuz gibi yapmayı için arkadaşlarıyla beraber herkese hayırlı yıkarlar diyoruz. Allah senden de razı olsun. Sevgili Can. Benim adım da Orhan Kusa. Üç dönemde bu dönemde sesiniz çıksın. Bu Ramazan olmadığı şey bütün köylerimize de bütün İslam aleminin kaydını getirmesini verdi. Başkan'a teşekkür ediyorum. Bana? Size de. Adım Sibirin Kökü. İki dönemdir yönetimde yer alıyor. Şu anki görevimde saymanlık yok. Öncelikle başkanımıza ve yönetime ve bütün köylerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yaptığımızdan dolayı da şimdi olsun. Halk içinde olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma adı altında olduğu için insanların başkanımda dediği gibi metropol kentte bir araya getirip bu şekilde organizasyonlar olması, birbirimize kaynaşmamız ve ileriki zamanda gelecekteki nesillere de bu şekilde gösterip hayatlarını devam etmeleri için bu tarz şeyleri yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder Allah'ın izniyle. Buyurun. Halil Köni, ben de ilk defa yöneticilik yapıyorum. Derneğimizin asıl amacı gelecek nesillere birlik, beraberliği, hep bir arada olmayı kaynaştırmaktır. Ondan dolayı da Ramazan Şerif'inden herkesi tebrik ediyorum. Başkanım, sizinle başladık. Evet. Eklemek istediğiniz varsa... Yani şunları da eklemek istedim. Biraz da sesi yüksel, gür çıksın ki gençliğin sesi geliyor desin. Aynen. Şimdi tabii ki şunu da ekleyelim. İş sadece onunla ibaret değil. Bizim buradan taziyelerimiz oluyor, cenazelerimiz oluyor, düğünlerimiz oluyor. Bu ekiple vatandaşımıza destek olmak adına birlikte hareket ediyoruz. Bizim zaten SMS grubumuzla yaptık. Yani grup halinde hareket ediyoruz. Taziyelerimiz de bizimdi. Bütün taziyeler de bizimdi. Düğünler de bizim. Birlik. Zaten şeyde göreceksiniz. Yani yüzünde orada de, da yaptım. Abdülkar Derneği. De, sevinçte de, şenlikte de. Her şey. Evet. Biriz biz. Bizim köy biriz. 57 tane köy var. Evet. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Aynı beraber. Zaten göreceksiniz. Ne demişler? Halka hizmet, insana hizmet, hakka hizmet. Aynen. Siz de bunu yerine getiriyorsunuz. Aynen. Saygı değer. Dostlar, ben edebiyat öğretmeni Mustafa Bongoria'yı olarak bugün bu güzel canlarımızla birlikteyiz. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Ve diyoruz ki ne mutlu böyle toprağına, inancına, kültürüne, gençliğine, eğitime hizmet edenlere ne mutlu bu uğurda bayrağı eline alıp böyle devrederek yarınlara, aydın yarınlara koşanlara diyoruz. Şimdiden ben de gelecek
Ramazan bayramı istahdif olmak üzere tutulan oruçları, iftarda paylaşılan lokmaları Allah katında kabul görsün. Ölenlerimizin ruhuna ersin. Ve Allah bu sevgili canlarımıza da birliktelik, dayanışma ruhu içine sağlık, sıhhat versin. Bereketleri bol, kaderleri çok. Yarınlar da aynı olsun. Sağ olun bana. İyi ki varsınız. İyi ki insanlarımıza hizmet ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başkanım, Mevlüt Türk'ü rica ederim. Mevlüt Şerif'e geçelim. Evet, buyurun.